Tapınak şövalyeleri bugün hala Templiyerler, tapınak şövalyeleri. Bir zamanların büyük keşişleri, İsa'nın keşişleri diye bilinen grup hakkında çok detaylı ve kesin bilgiler maalesef hala günümüzde yok. Ancak artık bilgilere ulaştıkça, çağlar ilerledikçe, kadim kitaplar açılmaya başladıkça ve bazı verilere ulaştıkça bu grupla, bu teşkilatla, Templiyer örgütüyle veya Templiyer teşkilatıyla ilgili ciddi bazı belgelere ulaşmaya başladık. Tabii ki Avrupa'nın elinde, Amerika'nın elinde bunlarla ilgili çok kadim bilgiler var. Baktığımız zaman görüyoruz ki bu tarikatın, bu Templiyer tarikatının veya tapınakçıların kuruluş aşamasının tarihinde bile bir çelişki var. Glomier adında bir tarihçinin, değerli bir tarihçinin yaptığı araştırma 1118, 1117 veya 1118 yılını gösterirken bugün bulunan belgelerle bunların 1097 yılında, 1097-1098 yılında Kudüs'te bir başlangıcı var. Gotbufa ile ve ilk kuruluş orada başlıyor. Ondan sonra bir kayboluyorlar uzun bir dönem. İsrail'in kuzeyini, Kudüs'ün kuzeyine doğru gittikleri düşünüyor. Daha sonra Hükdepaya'nın başlangıcıyla 1118 yılında artık ortaya çıkıyorlar. Bir örgüt olarak, bir teşkilat olarak ve Avrupa'nın o karanlık devrinden çıkıp aydınlık reform ve Rönesans yaratımına kadar gelen birçok ögenin de temelinde baktığımız zaman bu keşişlerin, bu Templiyer tarikatının veyahut da bu tapınakçıların etkileri olduğunu çok net görebiliyoruz. Tabii ki hala kapalı bir örgüt olduğu için, hala sırları kendilerinde saklı olduğu için kesin bir bilgi yok. Ancak yaşam süreleri, Templiyerlerin veya tapınakçıların yaşam süresinin fiili olarak, tarihsel olarak 1314'te bittiği, Jacques de Molay'ın yakılmasıyla bittiği, oradan kaçanların başka örgütlerin ve oluşumların içinde görev aldığı da bugün tespit edilmiş bir gerçek olarak var. Şimdi güzel filme, Jacques de Molay'e, Notre Dame Kilisesi'nin önünde yaşananlara, oralara en son gelelim. Evet. Ama şimdi bir grup şövalye Fransa'nın Champagne bölgesinde ortaya çıkıyor, evet, değil mi? Oradan alalım. 9 bu Champagne bölgesinde ortaya çıkan 9 şövalye aslında çok zengin ve varlıklı kişiler baktığın zaman. Bunlar nedeni ve niçini bilmeyen bir şekilde ilk Haçlı seferlerine katılıyorlar. Ve Kudüs'e doğru, Anadolu üzerinden Kudüs'e doğru gidiyorlar. Tabii bu geçiş akış içinde bu sefer üzerinde hem Anadolu, Yunanistan'ı gerçi çoğu biliyor ama Anadolu'yu ve o yolu öğrenip Kudüs'e gittikleri zaman farklı bazı amaçları olduğu çıkıyor ortaya. Ve bu 9 şövalye orada bir sanki gelenleri hasta bakıcılığı yapan, onları iyileştiren, onların ihtiyaçlarını gideren bir ekolmüş gibi başlıyor ilk başlangıcı. 9 kişinin başlangıcı. Himaye eden. Himaye eden, koruyan, işte onlara orada rehberlik eden. Sonra bu 9 kişi bir kayboluş dönemine girdikten sonra geriye 21 kişilik bir kadroyla dönüyorlar. Kudüs alınmış. Evet. Ve Süleyman Mabedi'ne bunlar yerleşmiş durumda. Evet. Orayı garnizon olarak kullanmak, evet, istiyorlar. Evet. Ve o noktada büyük madencilik ve kazı çalışmaları başlıyor. Tabii başlıyor ama bu 9 kişinin ilk etüdüyle oluyor ama kazı çalışmaları o 21 kişiyle. Yani 9 yıllık bir aradan sonra bu iş ciddi bir şekilde bugün Süleyman Mabedi'nin duvarları olarak bilinen Kudüs'teki ağlama duvarı bölgesinde büyük bir kazı çalışması, büyük bir araştırma ve bir aynen dediğiniz gibi bir garnizon gibi bir yapılanma içine giriyorlar. Ve ciddi bir miktarda bundan sonra devam eden Haçlı seferlerinde Avrupa'ya giden bir kol oradan Haçlıların mal varlıklarını, yani para ihtiyaçlarını, altın ihtiyaçlarını veya giderlerini karşılayacak bir yere geliyorlar. Çünkü parayı emanet alıyorlar, siz savaşta kaybedersiniz diye bu sefer esnasında. Onlar başka bir yol üzerinden
daha güvenli bir yol üzerinden buraya paraları taşıyorlar. Haçlı seferlere gelen askerlerin hepsinin oradaki ihtiyaçlarını, para ihtiyaçlarını, sağlık ihtiyaçlarını, iletişim ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tabii bunu yaparken de büyük bir yapının da temellerini atıyorlar. Bankacılık sisteminin temellerini yavaş yavaş atmaya başlıyorlar. Çünkü orada bir tespit yapsak iyi olacak. Avrupa'dan çıktı bir hacı. Kudüs'e gidip hacı olmak istiyor. Evet. O noktada geçmesi gereken güzergahlar ve topraklar bir Hristiyan için tehlikeli olabilecek şartlar barındırıyor. Doğru. Ve bugüne kadar yapılan yağmalar ve katliamlar da hep paranın peşinde haydutlar. O parayı koruyabilmek için yazılı bir senet veriliyor hacının. Doğru. Yerine. Hacı o senediyle beraber tapınakçıların organize ettiği her durakta işini görüyor. Ve hacı olmaya kadar geliyor. Evet. Dolayısıyla bir maddi güvence sistemi gibi diyelim veya bir ihtiyaç sisteminin karşılanması gibi bugünkü anlamıyla bankacılığın ilk temelleri. Basit bankacılık ilk temel atlıyor. Bunun için tabii ki bir ücret alıyorlar. Tabii ki bir hizmet bedeli alıyorlar. Bu yapı Kudüs'te Süleyman Mabedi bölgesine yerleşmiş olan bu kişiler de oraya hacı olmaya geldikleri için orada bitiyor. Yine aynı şekilde geri dönüşleri de garanti altına alınıyor. Dolayısıyla geri dönüşte de döndükleri zaman ülkeye ciddi bir miktarda para bu teşkilata aktarılmış oluyor gelen hacılar tarafından. Böylelikle bir büyüyen güvenilir çark oluşmaya başlıyor. İlerleyen zamanlarda baktığımızda bu çarkın perde arkasında başka bir yapı daha geliştiğini görüyoruz. Hükdopayen bu işi büyütüyor ve bunu artık bir örgüt, bir teşkilat haline getirmeye başlıyor. Ve bu noktadan sonra Avrupa'da da güvenilir bir para ticaretinin merkezi haline geliyor bu teşkilat. Avrupa'nın büyük zenginleri bunlara paralarını güvendikleri için Avrupa dışındaki seyahatlerde bunlara paralarını emanet ederek o ihtiyaçlarını karşılayan, özellikle Anadolu üzerinden veya Mısır üzerinden yapılan seyahatlerde veya adalar üzerinden yapılan seyahatlerde bir bankacılık sistemini böyle geliştirmiş oluyorlar. Ve tabii varlığı arttıkça da bulundukları bölgedeki kazıyı büyüten ve bugün hala sır olarak bilinen bazı bilgilere ulaştığı, yaşamlarında koydukları tarikata giriş sembolizmaları, kabul törenleri, giriş şartlarını incelediğimizde gördüğümüz şey Süleyman Mabedi'ne çok yakın bir disiplini koruduklarını görüyoruz. Süleyman Mabedi'nin altında bir şeyler buldukları muhakkak, değil mi? Evet. Çünkü geçtiğimiz yıllarda Süleyman Mabedi'nde yapılan altındaki kazılarda yapılan çalışmalarda tapınakçılara ait çok sayıda silah, zırh ve çeşitli semboller bulundu. Ve de dokümanlar bulundu. Tevatürler de var, söylentiler de var. Neler buldular da hayatları değişti? Hakan Ustam, hayatlarının değişmesi sırf Süleyman Mabedi ile ilgili değil. Elbette orada muhtemelen o dönem için baktığın zaman 1118-1200'lü yıllarına, Orta Doğu'nun buralarına baktığımız zaman daha birçok bilgiye ulaşılmamış bakir alanlarda kazı yapılıyor, çalışma yapılıyor ve oradan elde ettikleri bilgiler sağlam bilgiler. Belli ki çünkü Avrupa'ya döndükleri zaman uyguladıkları bazı şeyler ciddi güç gösterisi ve güç sağladıklarını gösteriyor. Bilgelik yönünden güç sağladıklarını gösteriyor. Tabii bu gidiş dönüş esnasında bir başka bilgi kaynağıyla da bağlantıya geçiyorlar. Tarihte Alamut Kalesi diye bilinen Hasan el Sabah'ın kurduğu bir İsmaili disiplini, bir Zerdüş disiplini içeren bir yapı içindeler. Kudüs kritik bölge olduğu için orası bir savaş alanına dönüyor. Hepimizin bildiği meşhur Kudüs'ün el değiştirmesi aşağı yukarı 1138-1139 dönemlerine geliyor. O dönemde bir savaşlar politikası başlayınca bu grup bir başka Haçlı seferle beraber Alamut Kalesi'nin etrafını sarıyorlar. Krala da Alamut Kalesi'ni alacaklarını söyleyerek çok uzun bir tarih boyunca Alamut Kalesi'nin etrafında kuşatmasını yapıyorlar. Ama sonradan öğreniyor ki bunu
yapılan araştırmada Alamut Kalesi'ndeki bu kuşatma aslında bir bilgi alışverişi. Ve ciddi miktarda bir Hasan el-Sabah öğretisinin Templer tarikatına veya tapınakçılara geçtiğiyle ilgili sonraki yazıtlarda, özellikle Jack Damola ile başlayan yazıtlarda bunu çok net görüyoruz. Son aşamada Jack Damola'dan sonra bu tarikat veyahut da bu keşişlerin kaçanlarının, kurtulanlarının, emanetlerle beraber gidenlerin bir kısmının Avrupa'da ve Amerika'da başka ezoterik kadim okulların içinde yer aldıklarını, etkin yer aldıklarını, onlara yön verdiklerini, hatta yeni örgütler kurdukları da biliniyor. Hospitalyenler de çok büyük bir örgütün mimarları bu tapınakçılar. Fransa'da ve İspanya'da o büyük katliamdan kaçanların, Kanada üzerinden kaçanların büyük bir kısmı Amerika'daki büyük hospitalyenler örgütünü, ki bugün hala çok güçlüdür, hastaneler örgütü diyebilir. Bütün dünyadaki bazı büyük hastanelerin kuruluş ve onlara tedarikçilik bu ekip tarafından yapılıyor. Yine Avrupa'ya baktığımız zaman Gülhaçların, Rodos şövalyelerine, Malta şövalyelerine baktığımız zaman bunların taşıdığı bilgeliğin, simyacıların, Gülhaçların taşıdığı bilgeliğin büyük bir kısmının aşağıya geldiğimiz zaman tapınakçılara veya Templer tarikatının üyelerinden kaynaklandığını da belgelerde görebiliyoruz. O dönemin büyük taş ustaları, şehirler arasında büyük ziyaretler yapan ve inşaat ustaları diye bilinen taş ustaları, masonların kurduğu örgüt içinde de Templierlerin yerleşim yaptığını görüyoruz. Özellikle İskoçya'ya geçmiş ve İngiltere'de kalmış olan, 3. Henry döneminde İngiltere'de kalmış olan tapınakçıların çok etkin rol oynadığını görüyoruz. Onların yeniden yapılanması ve yeniden ezoterik kadim bilgelik içindeki yerlerini almalarını da görüyoruz. Hakeza simyacıların Gülhaç Birliği'nin yeniden yapılanmasında, Töten Şövalyelerinin, Almanya'nın meşhur Töten Şövalyelerinin yeniden Avrupa üzerinde, Kuzey Avrupa üzerinde etkin olmalarına, bunların hepsine baktığımızda ve de Siyon Tarikatı. O gün için Siyon Tarikatı çok farklı bir konumda duran bir tarikat. Siyon Tapınağı diye geçiyor. Sonra tarikatına evriliyor. Bunlara baktığımızda büyük isimler var. Avrupa'nın büyük isimleri var. Da Vinci gibi, Debussy gibi, Newton gibi. Bu isimler Avrupa aydınlanmasını, Rönesans'ın, reform tarihinin altyapısını hazırlayan, Fransız İhtilali'nin altyapısını hazırlayan büyük liderler, büyük bilgeler, büyük bilim adamları, büyük araştırmacılar, büyük sanatçılar. Hepsinin de ortak bir tarafı var. Hepsi de bu grupların içinde bir şekilde bu öğretilerle temas halinde olan kişiler. Tapınakçıların üyeleri arasına baktığımızda bu tarikatlarda, bu kollarda ataları olan, bağlantıları olan kişileri görüyoruz. Bunlarla ilgili Avrupa'da araştırma yapan dostlar varsa, internet üzerinde doğru kanallar var. Bugüne kadar bizim elde ettiğimiz, artık çevrilmesi olmayan benim eski bir kaynakçam var. Tapınak Şövalye, Savaşçı Keşişler Tarikatı, Tapınak Şövalyeleri diye, bu üçlü bir yazar grubudur. Michel Bage, Richard Lake ve Henry Lincoln'un çok iyi bir araştırmacıdır bunlar. Üçü de Nokta Yayınları'ndan çıkmıştı. Nokta Yayınları artık kalmadı ama tavsiye ederim. Çok objektif ve akademik bir çalışma bu. Bulan dostlar varsa bu kitapta çok net veriler elde edebilirsiniz, görebilirsiniz. Tabii ki hemen söyleyelim hakkımızda. Çok akkaşık değiller. Yani suçlamalar kadar kötü değiller ama dönem içinde, kendileri içinde bir menfaat temin etmediklerini söylemek, yani bunu doğru toplu olmaz. Tabii doğru ki doğru olmaz. O noktada
önemli olan şu, şimdi hani Haçlı Seferleri'nin neticesinde bir şekilde Süleyman Muhabbeti'ne temas etmeyi başardılar. Buldukları neydi? Ahit sandığını mı buldular? Gizli kabala bilgilerini mi buldular? Tarihi değiştirecek hangi sırları elde ettiler? Hep herkes bunu merak ediyor. Ellerinde ne vardı? Ve ayrıca gizli hazinelerin birçoğunu ellerinde bulundurdukları için mi Papa onlara bu kadar ayrıcalık tanıdı? Bunları biraz konuşalım istedim. Tabii, şimdi şöyle bir şey. Tabii o dönemi bilmiyoruz. Bu bahsettiğimiz dönem karanlık Avrupa dönemi. Avrupa'nın en çok dini baskı altında yürüdüğü, kralların, papaların, kardinallerin bütün hükümranlığını sürdüğü bir dönem. Ve de herhangi bulunan bir kadim bilgi veya insanlık için olan bir bilgi hemen örtbas edilip yok ediliyor. Ancak bu keşişler, yani Templar tarikatı veya tapınakçılar ellerinde çok büyük bir güç var, para. Çünkü güvenilir bank oldukları için hem kardinallerin, din kesiminin, kilisenin, hem de kralların ihtiyacı olan paranın, ki para dediğimiz altın. Ve Avrupa'da da güvenilir oldukları için çok büyük montanda bütün ülkeler arası, Avrupa'nın ne kadar ülkesi varsa, Avrupa'da ne kadar ülke varsa onların hepsinde dağıldıkları için birçok yerde şubeleşmek diyen veya şövalyeler olduğu için bunlar, çünkü sırtlarında özel bir armayla, özel bir kıyafette dolaşıyorlar. Ve bu kıyafet sahip oldukları titrle ilgili. Kırmızı haç taşımak başka, siyah haç taşıyanlar başka, üzerlerindeki pelerin rengiyle değişme başla. Açıklayalım, kırmızı haç taşıyanlar, siyah haç taşıyanlar. Bir kısmı komandanlar mesela, büyük başkanlar. Öbürleri, en büyük başkanları genellikle kırmızı üzerinde bir şapka kıyafetle, mor bir şapkayla dolaşan bir kıyafetleri var. Demolay'ın veya Hüktepey'in taşıdığı. Siyah arma taşıyanlar, bölge komutanları dediğimiz, işte Akka'da var, Antakya'da var, Kıbrıs'ta var. Birçok yerde bölge komutanlıkları var. Bunlar başkanla aynı yetkiye sahipler. Bunlar, Avrupa'nın içinde Almanya'da var mesela böyle bir grup. Bunların görevi o bölgelerdeki para trafiğini, değerli taşınabilir emtia trafiğini ayarlamak, güvenilir bankacılığı ayarlamak. Bu her bölgenin kralı, her ülkenin kralı, özellikle Fransa ve İtalya sıkıntıda, ekonomik sıkıntıda olduğu bir dönemde bunlara ihtiyaç duyuyor. Ve bunlar krallığa ve kiliseye kredi dediğimiz, bugün kredi dediğimiz paralar sağlıyorlar. Papa borçlu. Borçlu da, madden borçlu. Şimdi anladım. Papa tamam. Borçlu. Ekonomi, krallık da borçlu. Ama yani bunlar, Papa'nın onlara bu kadar ayrıcalık tanımasının nedeni eli mahkumluk. Eli mahkumluk. Sonra bu ödenmeyecek bir yere gelmeye başlayınca, özellikle de Papa 5. Clement'in bölgesinde çalışan o dönemde, şans eseri de bu Jack Demolay'ın dönemine geliyor. 1307 yılında başlayan, 1314 yılında biten bir yargılanma ve bir bütün hesaplarına el konma dönemi var Avrupa'da. Baktığımız zaman aynı tarihte Avrupa'nın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı yer. İki tarafla baktığımızda. Grimoire denen bir Clement'in yanındaki çok güçlü, pardon, kralın yanındaki, Filip'in yanındaki din adamı pozisyondaki kişi son derece sert, radikal, radikalden de radikal bir dini lider. Hiç acıması yok. Kilise kurallarının dışında herhangi bir yaşama izin vermiyor. Ve eli güzel Filip diye bilinen 4. Filip'e ağır baskılar yapıyor. Bunların yok edilmesi, suçlama yapıyor. İşte en büyük örnekte o kadar yoksullar ki şövalyeler. Bazen aynı ata iki kişi binerek gidiyorlar. İşte bunların sapkın ilişkiler, kiliseye, İsa'ya, Yaradan'a karşı, Allah'a karşı küfür içinde olduklarını söylüyorlar. Bunların hiçbirisi realitesi olmayan şeyler. Yapıştırma çekici. Bunun sonunda yok olmalarını, dağılmalarını anlatacaksın ama tam oraya girmeyelim. Evet. Benim sormak istediğim şey şu, tekrar ediyorum. Tapınakçılar ahit sandığını, gizli kabala bilgilerini ve tarihi değiştirecek sırları buldu. Bir kısmı buldu. Evet, buldular.
Çünkü çünkü bu kadim bilgeliğin bazı sırlarının bugüne konuşuluyor olmasında etkileri var. Tabii. Etkileri var. Demolay'ın ölmeden evvel, İspanya'da öldürülmeden evvel, daha doğrusu mahkumiyet esnasında, bu tabii kesin bir rakam değil. Birçok kitaptan araştırdığımız, bulduğumuz rakam, belli bir sayıda gemiyi Kanada üzerine Amerika'ya, bir kısım gemiyi de İskoçya'ya ciddi miktarda altın para yanında bu değerli eşyaları da gönderdiği ile ilgili bilgiler ve rivayetler var. Örneğin İsa'nın kefeni gibi. Örneğin Alamut Kalesi'nden alınmış. Yine Süleyman tarafından da, Süleyman Mabedi'nin altındaki duvarlardan da alınmış olduğu bilinen el yazmaları var. Bu el yazmalarının içinde sonraki dönemlerde aranan ölümsüzlük formülleri, birilerini ileri uzun vadede ölümüne sebep olacak zehir yapımları, doğal zehir, toksik yapımları var. Bunu görüyoruz ileriki zaman mekan arası transferleri öğrenebildiklerine dair bazı belgeler var. Diyeceksiniz ki peki bunlar var da Demolay niye kendini kurtarmadı? Madem bu kadar iyi biliyordu da kendini niye kurtarmadı? Bütün iddiaları suçsuz olduklarını ispat etmekti. Ama karşınızda bir güç, bir erk varsa ve bu erk karanlık bir güç ise o gün için, Avrupa'nın için bu bilgileri kendi elde etmek istiyor. Jack Demolay ve o büyük heyeti, baştaki bir grup heyeti zaten bir şeyleri kabullenmişlerdi. Bunu da nereden anlıyoruz? Jack Demolay'ın notları çıktı bugün, bilinen notlar. Bu bahsettiğim kitapta Jack Demolay'la ilgili notlar da var. Bu teslimiyetin, bu ölümün, yani yakılmanın aslında bir teşkilatın ve bilgilerin ileriye kalması için, ileri kuşaklarda daha etkili olabilmesi için bir güç olarak hissettiklerini yazılı notlardan, bu bizim bildiğimiz bir şey değil, elimize gelen notlar görünüyor. Yani Papa'yla Filip'in onu öldüreceğini biliyorlardı. Evet, biliyorlardı ve zaten önlemini almış mıydı? Tabii önlemini alması hem bazı büyük liderleri ve hem emanetlerle, bilgilerle hazinenin bir kısmını biraz evvel bahsettim. Güvenci alarak, yani Fransa'dan, Avrupa'dan güvenilir yerlere, İskoçya'ya, Kanada'ya taşıtmışlardı gece gemilerle. Bu gemiler bilinen gemiler diyelim, bizim bildiğimiz. İskoçya ve Amerika'ya giden gemiler. Ama bilinen bir gerçek de var. Bundan belgele derseniz, belgelemesi oldukça zor bir şey. Anadolu topraklarında da, çünkü buradan gittikleri için buraları biliyorlardı bazı yerleri. Bu bölgede de bir yerlerde de bir miktar emanetin gönderildiği ve de o emanetlerin hala Anadolu toprakları üzerinde olduğu, saklandığı, buradaki Templar tarikatının veya keşişlerin o günkü Bizans'ta, çünkü Bizans hala Osmanlı değil, daha Bizans arası bir şey veya Osmanlı'nın yeni dönemi diyelim, 1200'lü yıllar, 1300'lü yıllar, Osmanlı yeni döneminde burada bırakıldığı, buraya gönderildiği, güvenilir kaynaklardan, güvenilir olduğu için gönderildiği ile ilgili bilgi de var. Üstad, yani tapınakçıların hazinesinin bir kısmı İstanbul'da mı diyorsun? Bir bölümde İstanbul içinde, Anadolu toprakları üzerinde var. Bu gemilerden bir kısmı buraya geldi İstanbul'a. Evet, yani. Buralar, bu noktada da bununla ilgili bilgiler var. Tabii bu ne kadarı bilinir, ne kadar açıklanır, bunu bilmemiz, belgelememiz mümkün değil. Nerededirler diye sorsanız bunu da bilmek mümkün değil. Çünkü o günden bugüne kadar Anadolu toprakları üzerinden birçok şey geçti. Ama kadim bilgeler, kadim ustalar bu bilgilerin muhafaza edildiğini biliyorlar. Bir kısmı da yavaş yavaş gün içine çıkmaya başlıyor zaten. Baktığımız zaman, gördüğümüz zaman bunları görüyoruz. Üstad, Jack Demolay yakıldıktan sonra özellikle bir ülke bugüne gelene kadar çok farklı bir yolla onların geleneklerini sürdürebiliriz. Mesela İsviçre. İsviçre, evet, İsviçre
Zaten aslında onların belki de kaçanlarının, kurtulanlarının en çok Avrupa'da yerleştiği Alman İmparatorluğu sınırları içinde olan bir ülke İsviçre. Bugün biliyorsunuz bankacılığında merkezi kabul edilir. Bütün o bölgede belli aileler, belli kişiler bankacılığın kurucusu ve bugün de kontrol edicisi olarak varlar. Hakeza İngiltere, İskoçya bölgesi de dünyada bankacılığın veya paranın kontrol edildiği veya yönlendirdiği şeylerden, ülkelerden bir tanesi. Ama İsviçre hem dağlık olması, hem korunaklı olması, hem o yönetimin, o günkü yönetimin garip bir şekilde yıllar sonra 1314'ten 1600'lü yıllarda aklamış olması nedeniyle, Templar şövalyeleri, tarikatçıları aklamış olmaları nedeniyle, İspanya'da akladığı için bu ülkelerde tapınakçıların izlerini daha, felsefelerini ve izlerini daha net bulabiliyoruz, semboller bulabiliyoruz. En önemli bilgileri, daha doğrusu bilgeliği dedin ki Alamut Kalesi'ni kuşatıp bir savaş görüntüsü adı altında İsmaililerden aldılar. Evet. Neler öğrendiler? Mesela bir yedili sistemi öğrendiler. Yedili sistemi öğrendiler. Başka? Yedili sistem var. Daha doğrusu bütün sayı hermetizmi var. Ha. Yalnız yedilemiyorum. Çünkü hurufli öğrendiler. Şöyle bir şey var İsmail'e baktığım zaman. İsmail'e dediğim zaman Anadolu toprakları gündeme geliyor. Yani bizim Güneydoğu Anadolu topraklarımızdaki muazzam bir bilgeliğin bu grup tarafından Avrupa'ya taşınmış olması, son döneminin taşınmış olması çok önemli. Evet Pisagor, evet Eflatun bu bölgeden, buradan bilgeliği Avrupa'ya, Yunanistan'a taşıdı. Ama artık İsmail tarikatında özellikle İran Zerdüşt disiplininin doruk noktasına ulaştırdığı sayı sembolizması, hurufilik, daha da ötesi hermetik bilgilerin özünü oluşturan simya ve kendinden kendine yolculuk dediğimiz. Simyanın aradığı her cevheri altına çevirmek aslında bir semboldür. İnsanın kendini altın gibi saf yapma, sonsuz yaşama kavuşma, bilgilerine ulaşmaktır orada hedef. Bu tarikatlı sahiplerinin bu bilgilerin büyük bir kısmına sahip olduğu, sonrasında bu tarikatın devamı olan bazı gruplardaki büyük bilim adamlarının bu yol üzerinden bugüne birçok şey taşıdığını görebiliyoruz. Neler aldılar Alamut Kalesi'nden? Bir defa İsmail Hasan El Sabah'ın çok geniş bir kadim ezoterik bilgisi var. Kurduğu düzende bilenleriniz bilir, casus teşkilatının, dünyadaki casus teşkilatının kurucusudur. Dünyadaki en büyük kiralık katil öldürme sistemlerini hiç iz bırakmadan bilen bir teşkilatın kurucusudur Hasan El Sabah. Yetiştirdiği silah ve kişilerinin hepsi birer fedai olarak çalışmışlardır. Ama bunun yanında çok önemli bazı kadim bilgileri de taşır. Ve o alınır ki Hayyam'la bir dostlukları beraberlikleri ve Hayyam'a kendi kitabını emanet ettiği, daha evvel de söylemiştim bunu, Hayyam'a kendi özel kitabını hediye etti ve bunun Hayyam kanalıyla yine Anadolu topraklarından geçerek İstanbul bölgesinde bir yerlerde izinin kaldığını biliyoruz. Nerede? İstanbul'da mı? İstanbul'da görüldüğü biliniyor tarih ama ondan sonra nereye gittiğini bilmiyoruz. Garip bir şekilde Templar tarikatına baktığımız zaman onların da bir kısmı emanetinin İstanbul topraklarına geldiğini görüyoruz. Bu bize İstanbul'un ne kadar değerli bir, daha doğrusu İstanbul havzasını öyle diyelim. Tek İstanbul merkeze koymayalım. Dünyanın sanki bütün sırrı burada toplanmış. Evet. Evet. Kutan Hocam, Anadolu'yla ve İstanbul'la ilgililer diye bir sorun vardı. Şimdi oraya girdiniz. Templar şövalyelerinin, tapınakçıların Anadolu'yla ve İstanbul'la ilgisi nedir tam olarak? Baksana, adamlar yok olurken hazinelerin bir kısmını da İstanbul'a gönderiyorlar. Tabii. Eğer o tarihi Anadolu'suna bakarsak, Selçuklu Devleti'nden bahsediyoruz. Selçukluların yükselmeye başladığı bir dönem. Mevleviliğin, Bektaşiliğin,
Sufiliğin yükselmeye, Süryani'nin yükselmeye başladığı bir dönemden bahsediyoruz. Anadolu topraklarının bilgeler yetiştirdiği, ustalar yetiştirdiği bir dönem. Ve de garip bir şekilde Haçlı seferleriyle gelmiş olan bu insanlar çok uzun süreler Konya, Kırşehir, Nevşehir, Bursa bölgelerinde, Urfa, Gaziantep, kalelerinden bir tanesi Gaziantep, Akka, Mardin bölgelerinde çok uzun süreler konaklama yaptıkları ve birçok bankacılık teşkilatlarının da buralarda kurdukları küçük kalelerde sürdürdüklerini biliyoruz. Bunlar tarihte belgelenmiş kitaplarda yol haritaları, güzergahları çizilmiş bir haldedir. Buralardan muazzam kadim bilgeliği, özellikle doğayla olan bilgeliklerini, kendine yolculukları, insan olmanın değerlerini, Anadolu topraklarını öğrendikleri, tıpkı kendilerini bu bilgileri elde ettikleri Yunan, Pisagor, Eflatun gibi, Atina okulu gibi, zaten kaynaklar orası. Atina okulundan öğrendikleri, oranın disiplini öğrendikten sonra Anadolu'ya ve Alamut Kalesi, Kudüs'e bir heyecanla gidilebiliyorlar. Çünkü biliyor. İyisi oldukları yer orası. Bu toprak. Evet. Bu toprakları gördükleri için o Pisagor'un, Eflatun'un, Platon'un anlattığı o muhteşem ütopik bilgeliğin bu topraklarda olduğunu görünce buraya mutlaka bir şekilde gelmenin yollarını arıyorlar. Geliyorlar ve başarılılar da gelmedi. Ve biz hep aynı şeyi söylüyoruz. Bu ütopya değil. Bugünkü birçok kadim okulun, dünya üzerindeki birçok kadim okulun kaynağı ve bilgi kasaları Anadolu. Biz Anadolu'nun o kadim bilgeliğini, o muazzam bilgeliğini, sembol bilgeliğini, öğreti bilgeliğini, Torosların sırtlarında yaşayan Urfa'da, Mardin'de, siz gittiniz Mardin'e, Urfa'ya, Harran Ovası'na, oradaki hala bu izleri görebiliriz. Avrupa buradan nemalanmış mı? Evet. Nemalanan kimler? Tabii ki bu yol üstünde yürüyen keşişler. Ve bunların da biraz evvel söylemiştim, bütün o günkü ülkeler arası pasaport dediğimiz, pasavey dediğimiz, her yeri gezebilen, her ülkeye sorunsuz girip çıkabildikleri bir krallık ve kilise tarafından da onaylanmış belgeler taşıdıkları için bu hat üzerinde istedikleri kadar gelip gidip istedikleri bilgiyi, istedikleri hazineyi taşıyabildikleri bugün biliniyor. Tarih inceleyen değerli ustalar haritalarına, kitaplarına bu yol haritalarında koymuş durumdalar. Ülke nerede konakladıklarını, nerede yaşadıklarını, nereden ne kadar bilgi götürdüklerini. Ama bugün nerededir bu bilgiler diye sorarsanız, bu bilgilerin kaynağı hala bilinmiyor. Nerede evet, oldukları bilinmiyor. Üstadım, örgüte katılma şartları nelerdi? Yani bu gizli kabul töreninde yapılan ritüeller var mıydı? Tabii ki var. Çünkü incelediğimiz zaman şunu görüyoruz, herkesi almıyorlar. Alma şartlarında bir defa bir koyu biat şartı var. Kabul ve feda şartı var. Uğrunda ölme şartı aranıyor. Yani bir ülke uğrunda ölme şartı ve muazzam bir ketumiyet var. Bunlara baktığımız zaman bize hiç yabancı gelmeyen bir sistem var. Süleyman'a baktığımız zaman onun yolu böyle. Bektaşilik, Alevilik, Süryanilik, Sufilik. Baktığımız zaman bütün bu yolların hepsinde kesin bir biat, kesin kabul, kesin gerekirse uğra ölmek, uğurda yürümek ve adına oruç dediğimiz veyahut da dünya yaşamından bir miktar kendiniz dünya zevklerinden arındırma var. Ve bunu yaparken de erkek olma şartı arıyorlar. Bu gayet doğal. Bir kadının dayanması mümkün değil. Çok iyi silah kullanma şartı arıyorlar. Ve kan demeyeyim de bir soyluluk referansı arıyorlar. Nedeni bilmediğimiz bir soyluluk. Yani bu her sokaktan geçenin girebildiği bir soy izi gidiyorlar. Gidiyorlar.
Bunu nasıl gidiyorlar bilmiyoruz ama bir referans sistemiyle anlaşıldığı kadarıyla bu tarikata girmek bir özel referanslar sistemiyle oluyor. Girişlerinde elbette bir tören oldu, biliniyor. Bugün bu tarikat var mı? Var. Otto diye bilinen Ordo Templi Orientis olarak Amerika'da var, dünyada birçok yerde var, Avrupa'da var. O tarikatlara giriş belli törenle yapılıyor. Muhtemelen o tören, bugün uygulanan bu tören, o günkü uygulanan ritüelin hemen hemen tamamen aynısı. Çünkü bu miras olarak kalmış olan bir şey. Üstadım, peki bu Notre Dame Kilisesi'nin özelliği ne tapınakçılar için? Notre Dame Kilisesi o günkü kilise olarak düşündüğümüzde Avrupa'nın en büyük dini katedrali. Ve de güç orada. Ayrıca Notre Dame Kilisesi'nin yapısal değeri olarak da bir ezoterik gizem sakladığı altındaki mahzenleri, kuruluş şekli ile bir gizli mabet formunda olduğu bugünkü mimar araştırmada da biliniyor. Ama altında ne var? Çünkü kilisenin Notre Dame'ın altına girmemiz mümkün değil. Ama birçok sanat ustasının, birçok yazarın Notre Dame'ı hedef alarak veya ondan başlayarak birçok kitabı yazdıkları, birçok eseri yazdıkları biliniyor. Notre Dame bir inanç sisteminin kalesi gibi duruyor. Templiyerlerin de bu kalenin içinde olmaları, bu kaleyle sağlam böyle bir merkezle bağlantıda olmaları çok önemli. Ve garip bir şekilde burada da kendi casusları mı denir, yandaşları mı denir, birçok kişiyi barındırdığı ve irtibat halinde oldukları biliniyor.